Bir de kuzuya çok yerde duydum ben. Buğdayla arpayla falan başlayanlar var. Bu kuzuya yaramaz. Niye yaramıyor? Buğday kuvvetli bir şeydir. Arpa da öyle. Arpa bize kılçıklıdır. Evet. 10 günlük kuzu arpayı nasıl yesin? Doğru hocam. Zaten dişi yeni çıkıyor. Aynen. 10 mide arpayı nasıl erişsin? Bu bir. Buğdayı nasıl erişsin? Bu iki. Bunların sonucunda ishaller başlıyor hocam. Yani yese bile. Yani yese bile ishalden ziyade sıkıyor hayvanı. Evet. Boylanmasını engelliyor. Ayaklar çarpı çarpık olmaya başlıyor bu sefer. Kuzu açılmıyor, boylanmıyor. Evet. Ama hazırlanan kaliteli bir fabrika yemi. Her yemde değil ama. Fabrika yemlerinden 1,5 ay fabrika yeminden başka bir şey vermesinler. Burada zaten kuzu yeme et yaptırmak derdimiz değil. Orada fabrika yemleri daha hafif olduğu için buğdaya nazaran, arpaya nazaran bir de yumuşak olduğu için rahatlıkla yiyebiliyor kuzu bu fabrika yemlerini. Evet. Burada kuzu hem karnını doyurmuş oluyor hem orada sonuçta fabrikayı kuranlar, bu yeme hazırlayanlar boş insanlar değiller. Kesinlikle hocam. Bunlar da proteindir, enerjidir bunları bilen insanlardır. Bu kuzuya göre ayarlıyorlar bunu. İşte bu kuzu boylanıyor. 2 aya kadar boylanıyor. 2 aya kadar otomatik yemlikte saman ve fabrika yeminden başka bir şey verilmesini tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. 1,5 aydan sonra hocam Ondan sonra arpa da buğdaydı takviye edebilirler mi? imkanları varsa otomatik yemlikte fabrika yemi ayrı bir yemlikte tahta yemlikler de olabilir bunlara. Güzeldir yani. Evet. Buğday, arpa koymayabilirler. Ama şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yemi karıştırmasınlar. Otomatik bir tane otomatik yemliğe buğday koyalım. Bir tane de otomatik yemliğe süt yemi koyalım. Yapmasın. Uğraşmayalım. Yapmasınlar. Niye? Kuzu sevdiğini yiyor, sevmediğini yemiyor. Aynen hocam. Karıştırdığın zaman da işte buğdayla arpayı karıştıralım ya da buğdayla peyniri mi karıştıralım mı dedikleri zaman bunu da karıştırmayın diyoruz. Karıştırdığı zaman gidiyor kuzu peyniri mi seviyor, yiyor. Arpayı bırakıyor örneğin. Ötekini bırakıyor. Bir de önden dökmeye başlıyor ondan. Aynen hocam. Beğenmediği için burnuyla. Tabii. Burada kuzu süt yemine de ihtiyacı var. Yani fabrika yemine de ihtiyacı var. Burada kuzunun aynı zamanda buğdaya da ihtiyacı var. Karışık olduğu dönemde hangisini alacak? Aynen O hocam. yüzden kuzu bakılırken ne yaptık? 3 defa ayırıyoruz dedik değil mi? Evet. Kuzu 1,5 aylık olduktan sonra işte o dönemde buğday, özellikle buğday yani arpadan falan çok iyidir. Tahtiye yemliklere hafif hafif buğday vermeye başlasınlar. Kuzu anadan ayrıldığı zaman otomatiği de kapatsınlar. Kuzu gider o buğdayı yer. Azar azar başladığı için zaten bunu alıştırmaya. Evet. Yemeye başlar. Kuzu bunda 3 aya olanına kadar bu şekilde bakabilirler. 3 aydan sonra buğdayı dehlesinler. Versinler Sıkıntı yok verebildiği hocam. kadar sıkıntı yok. Kuzu da bu zamana Sınırsız. kadar alışmış Kuzu olacak. alışmış olacak. Bunun yanında şunu da hatırlatalım. Bu arada kuzulara karmaş yapsınlar. Kuzu daha yeme başlarken 10 günlük olurken 15 günlük olurken bir karmaş yapsınlar. Bize ne zaman yapsınlar? Buğdaya geçeceğimiz dönemde. Zaten karmaşı da çelerme denilen olay yem değişikliğinden olan bir hastalıktır. Fenli yemden buğdaya geçiş de yem değişikliği olduğu için Evet. etkilememesi için kuzunun tamam mı? Burada karma yaşayı mutlaka yapsınlar. Evet hocam. Bunu yaptıktan sonra buğday 3 aydan sonra zaten kuzu belli bir boya geliyor fabrika yeminden sonra. Aynen. Amaç kuzuyu doldurmak kalıyor ve buğdayın üzerine de kuzuyu dolduracak Hiçbir hiçbir şey şey yok yok. değil mi hocam? Hiçbir şey yok. Evet. Arkadaşlar kuzu bakımını da Nevruz abimizden canlı olarak dinledik. Nevruz hocam şimdi sizin gruptan gelen sorular var. Birkaç tane onları da sormak istiyorum. Türkiye'nin en büyük şu an koyunculukta, hayvancılıkta sıkıntısı çoban. Ne olacak hocam bu çoban sıkıntısı? Şimdi vallahi bakıyoruz etrafı Afgan çoban dolmuş. Şimdi Afgan çobanlar da şöyle diyelim. Afgan çobanlar olunca halk işte ülkeyi Suriyeli basmış, Afganlı basmış. Evet. Mal sahiplerine soruyoruz. Afganlar ucuz çalışıyor diyor. Hatta şöyle bile diyenler var hocam. Ya işte benim orada 2 tane Afgan var. Ben koyundan yanına gitmiyorum diyenler de var. Şimdi gitmeyen diyenler de var. Olay şöyle başlayalım. Bak açık açık anlatalım. Bu ülkede Afganlar geldiği için halk Afganlara kızıyor. Böyle bir kesim var bu ülkede. Hükümeti, devleti suçlayanlar var. Ama mal sahibine sorduğun zaman da diyor ki Afganlı benim işimi görüyor, çalışıyor. Ne desem onu yapıyor. Evet. Şimdi Afganlı geldi diye kızan da var. Gelsin diyen de var. Bunun kararı ne olacak?
Ama eğitim şartlarını bilen kişiler olacak. Afganlı da sen Afganlı geliyor Afganistan'dan koyun görmemiş, hiçbir şey görmemiş. Sen de işi öğrenmeye kalsa ne kadar öğrenecek? Kesinlikle hocam. Biliyorsa yaptır çobancılık. Bilmiyorsa öğret, öyle devam et. Evet. Bu işi bilenler yapacak. Nasıl ki doktoru doktor, hastaneler doktoru doktorlar yapıyor, eğitimini alıyor, 6 sene okuyorlar. Evet hocam. Veterinerler okuyorlar. Yani bu işe başlarken de biraz hocam staj falan görmek lazım yani. Bir çobanlık Bileceksin yapmak yani bu lazım. bir böyle Bir gelmede. seneyle 2 seneyle Bana öğrenecek bir iş soruyorlar değil. işte ben bu işe yeni başlayacağım ne tavsiye edersin? Ya işte yeni ama azıcık da görmeden sen yem dökmesini bilmesen nasıl başlayacağım bu işe Evet yani? hocam. Biraz bilmek gerekir yani. Evet. Ya da bilenlerden öğrenmek gerekir. Gelip uzun uzun konuşman, anlatman, öğrenmen, not alman. Evet. Bunları bilmek gerekir. Hocam ikinci bir sorumuz. Türkiye'de hayvancılığın biteceğini söylüyorlar. Yapay et falan çıktı biliyorsunuz. Ülkemize geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bu konuda düşünceniz nedir? Vallahi yapay eğitim ben şimdi bilim adamlarının saygı duyarım ayrı mesela ama onlar da ne kadar yani bunlardaki gibi kaliteyi yapabilecekler mi yapamayacaklar Evet. mı? Ben öyle bir şey olacağına yani Allah'ın kanunlarına aykırı diye görüyorum yani kendi fikrim öyledir bu hayvancılık bitmez yani. Yani yavaş yavaş köylerde bitmeye başladı diyor hocam. Mesela O eskiden. köylerdeki bitme olay farklı. Şimdi köylerde koyunculuk zor. Koyunculuk dışarıdan görüldüğü kadar karlı bir şey değil, bir yatırım değil. Koyunculukta ne vardır? Kendi işini yaparsın. Kimsenin sabahleyin işçi kalkıp 7'de kalkıp da işine gitmek zorundadır. Akşam 6'ya kadar çalışmak zorundadır. Bu da normaldir, doğaldır. Nasıl anlatalım bunu? İşte gidip el alemin emri altında çalışmamış Çalışmasın. olursun. Kendi Evet. malına bakmış olursun. Bakabilir misin? Geçinebilir misin? Evet geçinebilirsin. Ama bizde nedir yapın? Şöyle bir yapı var. Biz koyunculuk baktık zengin olacağız. Öyle bir Yok hayat öyle bir yok dünya yani hocam, ya. aynen. Öyle bir dünya yok. Evet. Ha, koyunculuk bakarsan kimseye muhtaç olmadan düzgün, güzelce geçinebilirsin. Ama bu koyunculukta bizim büyükler şöyle der. Koyunun varsa cenazene gidemezsin. Evet, düğüne gidemezsin. Öyledir yani. İşte insanlar bundan dolayı kaçtı. Evet. Okudular. Öğretmen oldular. Doktor oldular. İşimiz de var. Benim köyümde var yani. Mühendis oldular. Şimdi gidince benim kızım öğretmen. Evet. Benim eşim sabahleyin erkenden kalkar. Koyuna bakar. Sonra domates tarlasına gider. Orada akşama kadar çapa yapar. Hatta hamileyken yani o durumlarda mecbur kaldı gitti. Hatta benim kızımı doğmuştu. 6 aylıktı. 3 aylıktı. Benim eşim gider tarlada çalışır. Kızını emzirir. Öyle tarlaya giderdi. Şimdi nerede hocam ya? Öyle Şimdi. çalışma vardı. Ama zor bir çalışmaydı. Tabii kesinlikle. Zor değil mi yani Zor. siz söyleyin. Bu olay varken şimdi insanlar bu olayları yaşamamak için, akşama kadar çapa yapmamak için. Evet. Bunun yanında zaten yani ekimlerde piyasalar değişiyor. Domates ekiyorduk biz. Pancar ekiyorduk. Bir de onlar çiftçinin malı para yapmadığı dönemde ne yaparsın? Yani İnsanlar hocam haliyle bıkarsın, aynen. okuyup veya dışarı gidiyor. Sigortanı ödeyemiyorsun. Tek Evet. başına koyunculukta sadece geçinirsin. Hele benim gibi 4 tane çocuğun olsa Evet. nasıl yatıracaksın sen bundan Ama hocam kazanıp siz da üniversite bakırdın. okumuşsunuz, bakın. Biz üniversite okuduk. Bizim durum şöyleydi yani. Biz babadan kaldığımızda koyunla beraber yemin falan hepsi benim tarladan geliyordu. O He. zaman ben 50 Dışarı diyorum. bağlı değildin. 50 diyorum domates ekiyordum. Buğday ekiyordum. Pancar ekiyordum. Pancarın küspesi bana istihkak olarak bedavadan geliyordu yani. Evet. O dönemde öyleydi. Ben böyle para kazandığım için gitmedim. Memurluk hayatını seçmiyorum. Ama en önemlisi de sevgi. Memnun musunuz hocam? İyi ki gitmedim diyor mu diyorsunuz mu şu an? Çok şükür Allah'a. Değil mi? Ben seviyorum, koyunculuğu seviyorum. Yani ben koyunlar sayesinde 3 tane kızı üniversitede aynı anda okuttum. Çok iyi hocam. Yani ya koyun Ya, berekettir hocam. Küçük baş bereket, bereket. berekettir. Zaten ne diyor Peygamber Efendimiz? Fakirlik çeken koyun baksın diyor. Aynen öyle. Öyle Bu lafta buyuruyor yani. boşuna söylenmemiş yani hocam. Evet yani hadiste öyle söylüyor Peygamber Evet. Efendimiz. Bir de bu koyunculuktan para kazanmak için koyunlarını toplu doğurtmak çok önemli. Kesinlikle. Zaten koyunculukta en önemli şeylerden bir tanesi toplu doğumdur yani. Çünkü parayı toplarsın. O şekilde bir işe yarar para. Ama toplu doğum olmadığı zaman hem koyun bakımı zordur hem de para kazanma şansı daha da azalıyor yani. Kesinlikle hocam. Peki bu toplu doğum yaptırmak için ne gibi uygulamalar yapmak lazım hocam? Şimdi dediğimiz bir flashing olayı var. Herkesin ağzında. Şimdi bakın flaşik
Bir de yabancı çıkarmış herhalde. Ben o anlamda sanki yabancılar bu işi biliyor da bu Türkiye'liler bu işi bilmiyor. Plaşik. Kimmiş Plaşik diye bir insanın adıymış herhalde bildiğim kadarıyla. Araştırdım ben biraz da, tamam. O işte koyunculuğu böyle yapın diye bize akıl veriyorlar. Onlar gelsinler bizden ders alınsınlar yani. Yani. Bu koyuna 12 ay, 12 ay bakacaksın kardeşim. Bu koyuna 12 ay bakmazsan, bu koyun gebelik dönemi var, bakmazsan. Bu koyunun kuzul dönemi var, bakmazsan. Bu koyun kuzuyu sattığımız süt dönemi var, bakmazsan. Hiçbirini alamazsın. Sen koyuna 10 ay bakma. İşte bir ay, 20 gün flaşik yap, o koyunu koşa getirin. O koyun koşa gelir mi ya? Koyuna 12 ay bakarsan flaşik falan zaten geri kalmıyor. Ben bu koyunuma kışın ihtiyaçtan dolayı mecburiyetten dışarı çıkmıyor koyun, yem veriyorum. Bu flaşik demek zaten. Yani kesinlikle hocam. Yani zaten flaşiki ben o zaman yapmış oluyorum. Ha, en önemli şeyi de söyleyeyim burada. Koçu ayırın. Sürekli koç koyun içinde kalmasın. Doğum bittiği dönemde koçu ayıracaksın, bırakacaksın. Koyunu istediğin zaman doğurtturman gerekiyor. Hava şartlarına göre. Ülkede Karadeniz'de doğum zamanı farklıdır. Evet. Doğu Anadolu'da farklıdır. Marmara'da farklıdır. Hava şartların nasılsa, uygunsa o bölgeye göre koçu ayıracaksın ki o ne zaman doğurtturmak istediğin dönemde koçu salacaksın. Zaten koyuna 12 ay baktığın için koyuna hiç flaşı falan yapmaya da gerek kalmaz. Koyun güdümle bile Koça koçalır. gelir. Ki ben bunu grubumda yazdım. Hedef koyunculuk grubunda yazdım. Ben komşu köyde koyun güttüm. Koyunculuğa 2 sene ara vermiştim. Aile sebeplerden dolayı falan diyelim. Orada çoban durdum kendim. Orada Türkiye'nin tanıdığı kardeşlerim de var. Şu an vermeyeceğim ismini. Koyunları çok sevmiş. Benim çoban durduğum koyunlar çok zayıf. Evet. Bakımsız. Onlar işte koç salacağız aynı dönemde. Yalnız benim 1,5 aylık bir zamanım var. Koç salmaya. Ben koyunları güdüm yapıyorum. Sen koyunu salarsan, kendi başına bırakırsan, bu koyununu güzel yerlerde otlatmazsan, toplu bir şekilde otlatmazsan bu koyunları, koyunun kendi bildiği gibi yayılırsa, kendi bildiği gibi koça gelir. Aynen öyle hocam. Yani Ama yayılımda bile bunun bir önemi var değil mi hocam? bu kesinlikle var yani. Toplu Olmaz mı yayılım yani? Toplu yaptırırsan. yayılım yaptırmak önemli yani. Bunlar bilme. Koyun birbirinde kaçmayacak, yakın olacak birbirine. Isınacak, birbirini sevecek, kokusu geçecek. Evet. Yayılım. Koyunun doyup doymadığını nereden anlarsın? Koyunun başında dikileceksin ki bu koyun hasta mı, değil mi, topal mı, memesi mi vuruldu, ateşlendi mi, mastist oldu mu, olmadı mı? Bunları göreceksin, bileceksin. Evet hocam. Yani salıyorlar. Sığırlar bir tarafta otluyor. Koyunlar onların içinde otluyor. Nasıl bir koyunculuk? Sonra da koyunlar koça gelecek diye bir Koyunlar sürü koşuyor. iğne, E ilaç, işte bak, aynen öyle. hap. Orada bana dediler, işte bir tanesi şu ilacı vuracak. Reklam olmasın, iğne adı vermeyelim. Bir tanesi bu hap içirecek. Bir tanesi bilmem ne yapacak. Sen ne yapacaksın dedim ben. Ben dedim bugüne kadar güttüğüm koyun toplu bir şekilde koça gelmiştir. İnşallah dedim burada da yüzümüz kara çıkmaz. Evet. Çobanız ama dedim yani. Burada dedim bunların görürsünüz. Siz de görmüş olursunuz koyunun güdümde dedim ben koç alıp almayacağınızı. Nitekim arkadaşlarla aynı gün koç saldık. Evet. Benim önümde 110 tane koyun vardı. 15 günde 110 koyun bitti. Oo, maşallah süper. Ötekiler yem de veriyorlar. Ötekiler ilaç da yapmışlar. Kulak altı tıklama, işte bilmem Bir sürü ayrı ayrı fosfordur, masraf. şudur budur. Bir sürü masraf. He, şunu da söyleyeyim. Özellikle sünger kısmını söyleyeyim. Benim düşüncem, benim bilgilerim sünger koyuna ihanettir. Yani Sünger da, yapılmaması mı gerekiyor hocam? evet, damızlık koyuna yapılmaması gereklidir. İkizlik oranı falan yükseltiyor Şimdi diyorlar. bak, ikizlik oranı, diyelim ki 100 tane koyun var. 100 tane koyuna sünger yaptın. Bu koyunların 70 tanesi döl tutuyor. 30 tanesi döl tutmuyor. Burada 30 taneyi koyuna bir daha döl tutturmak zordur. Ne kadar bakarsan bak, döl tutmuyor. Zaten sen ikiz alacağım derken 30 tane koyunun Zebil oluyor. hemen çıktı şeye, bıçağa. Evet. Yani gelecek dönemde de mi hocam döl tutmakta Tabii zorluk döl çekiyor? tutmakta zorlanıyor ondan sonra. Biz bunları yaşadık, gördük birebir. Yani ben gözümde gördüm kendi göğümde. Evet. Bunların farkına vardık biz. Ondan sünger tutan koyun ikinciye tekrar koç aldıracağın dönemde de döl tutma sorunuyla karşılaşıyor. Bıçağa Tamam. çıkıyor koyun. Damızlık vasfı artık Bitti. tamamıyla Ha, bitiyor. ama bana diyeceksin ki sünger kötü bir şey mi? Diyelim ki koyun bıçaklıktır. Tamam mı?
Bu koyunu tutan tutar. Tutmayan zaten bıçağı veririm desen yaptır o zaman yaptır. Sıkıntı yok. Sonuçta kuzuyu aldıktan sonra o koyunda bıçağı gidecektir. Ama damızlık vasfı taşıyan koyunda sünger kesinlikle ihanettir. Evet. Ben buna karşıyım. Zaten yemeyen koyun kendiliğinden hocam sağlıklı bir şekilde ya kendi o, isteği doğrultusunda koça geliyor. Doğru bakarsan bu koyuna geliyor. Dedim ya yem de vermedim az önce. Onlar yem de veriyordu her şeyi. Evet. Ben sadece güdüm yaptım. Koyuna dikkat ettim. Saatinde çıkardım. Saatinde getirdim. Berada doyurdum. Aş getirmedim. Evet. Başında bekledim koyunla. Haşım neşir oldum. Ha, bu da bir sanattır yani. Koyun gitmek de bir sanattır. Kesinlikle. Bu böyle. Peki hocam koyunu koçun içinden ayırın dediniz. Koyun, evet. Koç kokusu almaması için mi koyunu koçunun içinden ayırıyoruz? Hayır. Şimdi koyunu saldın. Bazı koyun koç aldı. Evet. Bazısı almadı aynı dönemde. Hmm. Yani ne oldu? Koçlama bölünmüş oldu yani. Doğumlar yayılmış oldu. Evet. Onun için koçu ayıracaksın ki sonra bu koyuna bahsetmiş oldum. Doğru bakımı yapacaksın. İç dış parazitini bitireceksin. Aşılarını bitireceksin. Koyunda özellikle gebelik döneminde falan aşılar falan da zararlı olmayan aşılar da var ama zararlı olanlar da var yani. Kesinlikle. Yavratmasını, döl tutmasını engelleyen. Yani koyun koç salmadan önce kesinlikle ve kesinlikle aşı kısmını iç parazit kısmını, diş parazit kısmını halledeceksin. Zaten bunlar hallolduktan sonra bu koyun temizdir. İç parazit yok. Bu koyunda dış parazit yok. Evet. Bu koyuna adam gibi güdüm yapmışsın, doyurmuşsun. Ha meranda ot yoksa ayrı mesela o zaman evinde takviye de yapabilirsin. Bunlar da flaşik olmaz. Evet. Bu doğru bakım olur. Bu koyunda sen istediğin gibi istediğin ayda koça da gelir. Evet hocam. Peki böyle hocam bize en çok sorulan sorulardan bir tanesini daha sormak istiyorum. Mesela evet. Karacamayın Merinos koyunu Ankara'da olur mu? Eskişehir'de olur mu? Sivas'ta olur mu? Bu tarzda birçok yorum geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bakıyorum burada Merinos koyunu almış kardeşim götürmüş Giresun'da fevkalade oluyor. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Konya'da oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Trakya'da oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yani gördüğümüz kadarıyla olmuyor. Yani her tarafta bakılabiliyor. Sıkıntı yok yani her tarafta evet. Bakılabilir. Zaten hocam koyun soğuğu seviyor. Yani yazın koyun tıkılıyor. Yani aynen. Sivas bölgesinde soğuk kesinlikle. Diyorlar işte. Zaten Merinos koyun özellikle. Merinos derisi kalındır. Günü şeydir. Yüksektir. Yani koyun sıcağı sevmez. Biz yazın. Güdüm yapmayız. Güdüm yapmıyoruz yani. Gündüz güdüm yani. Aynen. Sıcağı sevmediği için gece güdüm yaparız yani hayvana. Evet hocam. Güneşten de zarar görmesin diye aynı zamanda. Yani Merinos koyun her tarafta bakılabilir, bakıldığını gördük yani. Türkiye'nin her tarafında da bu koyun yapılabilir. Var, zaten yapanları da duyuyoruz, biliyoruz. Gayet de güzel randıman alıyoruz. He, ne nasıl olur? Bu koyun bayır kısmında bir akkaraman koyun gibi gezemeyebilir. Gezemez. Bir ivesi gibi gezemeyebilir. Evet. Yani bu meran durumuna göre. Evet hocam. Peki hocam bölgemizde süt hayvancılığının durumu nedir? Yani... şöyle baktığımızda şimdi siz bu Merinos koyunlardan süt sayıyor musunuz yıllık olarak? Vallahi bizimkiler şimdi bahsettik ya senede çift kuzu alacağız bu koyundan ben süt sağmaya gerek duymuyorum falan diye. O zaman da süt fiyatları da bozuktu. Ben sütle ne uğraşacağım diyen arkadaşlarımız koyunu iki defa doğurtmaya falan çalıştılar. Evet. Bunlar iki doğum yapan koyunda en başta anlatmıştım. Sağlıklı olmuyor. Bıçağa gidiyor. Kuzuda da randıman yapmıyor. Evet, yani koyun bir yıl yani koyunculuktan kar edeceğim. Koyuna 3-5 sene ondan ekmek yiyeceğim diyorsan koyun ikinci iki doğum yaptırmayacaksın. Yani bahsettik en başta. Kaldırma evet. Fizyolojik olarak. Önceden bu şekilde yapıyorlar ikiz kuzu falan. Oradan da zararlarını gördüğünce şimdi yine millet süte dönmeye başladı. Başladı. Ama geçmiş dönemde ne dedim 700 gram süt alıyorduk yani. Evet. 100 koyundan 70 kilo süt. Kesinlikle bugünkü hocam. Bugünkü parasıyla bizim burada 30-35 lira civarında satılıyor. 70 kilo süt demek. 2000 lira demek 2000 hocam, lira günlük. Demek. Ayda. 60 bin lira. 60 bin lira. 3 ayda yem masrafları çıktı. Zaten koyuncunun kârı budur. Olayı kesinlikle. Budur. Nedir biliyor musun? Koyunculukta asıl olan sütünden masrafı çıkarmak kuzusunun sana kalmasıdır. Kesinlikle hocam. 120 bin lira senin kuzu masrafındır. Evet yani. Yani. Kuzulara harcın. Ama bizimkiler iki doğurtacağız ayaklarına yattılar. Evet. Sütü de kaybettiler. Kuzuyu da kaybettiler. Koyunu da kaybettiler. Bir doğum yaptır. Sağlıklı doğum yaptır. Günü geldiği zaman sağımına başla. Mesela kuzuyu biz 4 ayda satıyoruz ama 3 aydan sonra kuzudan o
koyun sağıma başlarsanız sütü alırsınız yani. Kuzu sütte çok ihtiyaç da duymuyor. Hani bir de buğday yirmeye falan başladık Tabii. ya, bakım girmeye başladık Aynen ya. hocam. Sütte çok ihtiyaç duymuyor kuzu yani. Sen sağımını yap. 3 ay sağsan masrafları Masraf çıktı çıkartırsın. hocam. Kuzu da sana kalır yani. Evet, hayvancılığın kısacası Özür dilerim. özetlerini Nevruz Hoca ile bugün dinledik arkadaşlar. Nevruz Hocam çok teşekkür ederiz valla. Elinize, kolunuza, yüreğinize, dilinize sağlık. Sizin de Estağfurullah. söylemek istediğiniz son bir şey varsa videoda söyleyelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Vallahi yani sizin genelde her şeyi konuştuk. Arkadaşlar bizi Facebook'tan, hele Evet. koyunculuktan takip ederlerse. Nevruz Hoca'yı Facebook'tan, yani kendisine soru sorarken asla kesinlikle çekinmeyin. Bütün sorulara Nevruz Hocam açıktır. Son kez şunu söyleyeyim ben. Benim gruptaki arkadaşlarım bilir. 15 bin üzerinde şu an grup üyesi var. Evet hocam. Gece 2, 3 fark etmiyor. Gündüz 2, 3. Bana ne sorularsa bir kişi çıkıp da bana cevap vermedin diyemez, demez zaten. Takip ediyorum Tamam mı? hocam zaten ben onu. Hepsini ben Kesinlikle. onlara cevap veriyorum. Hastalıkla alakalı, bakımla alakalı ne sorularsa sorsunlar. Biz onlara yardımcı oluyoruz yani. Sıkıntı yok. Eyvallah hocam. Ama Allah'ın izniyle de %97 gibi başarı sağlıyoruz o konuda. Ama şu gerçek yani, her hayvanda biz sağlıklı yapacağız diye bir olay yok yani. Kesinlikle Günü hocam. gelmiştir. Aşırı hastalanmıştır. Geç kalınmıştır. O durumlarda bir şey yapamazsın. Koyunculukta erken teşhis çok önemlidir. Doğru teşhis çok önemlidir. Bunları yaptıktan sonra gerisini Allah'ın izniyle hallediyoruz yani. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ettik tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyelim.